Merhaba sevgili yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. 27 Kasım 3 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet Güneş yay burcunda ilerliyor. Ee, 1 Aralıktan itibaren Venüs yay burcuna geçecek. Ve hafta genelinde de özellikle hafta ortasından itibaren etkinleşecek bir dolunay etkisi var. Dolunay olan haftalarda siz çok daha hassas olursunuz hem bedenen hem ruhen. Biraz da hayatımızda zaman zaman kontrol etmekte zorlandığınız durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar bizim yaşamımızda da olabilir, çevremizdeki kişilerin yaşamlarında da olabilir. İşte bu hafta böyle bir hafta, biraz böyle enerjilerin değiştiği, yoğunlaştığı, duygusal anlamda bizi zorlayabilecek bir hafta. Romantik başlıyorsunuz bu haftaya ay balık burcunda. Sanatsal yeteneğiniz, yaratıcılığınız, hisleriniz, sezgileriniz son derece güçlü. Salı akşamından itibaren Ay Koç burcuna geçiş yapacak. Biraz daha ciddileşip hani e, kariyerdir, iştir, aileyle ilgili konulardır. Bunlara odaklanabilirsiniz. Ee, 30 Kasım akşamı Perşembe akşamı ise Ay Boğa Burcu'na geçiyor. Ay Boğa geçişi en azından hafta sonuna kadar sizi destekleyecek. Burada biraz daha hani böyle eğlenceli keyifli konulara odaklanmanız, zevkler kişisel zevklerle zaman geçirmeniz, arkadaşlarla ilgili konulara zaman ayırmanız mümkün görünüyor. Ee, Merkür Yay Burcu'nda ve hafta boyunca yavaşlayacak durgunlaşacak ve pazar günü de retro hareketi başlıyor. O nedenle önemli kararlar vereceksiniz. En azından haftanın ilk günlerini değerlendirin. Çünkü daha sonra Merkür biraz zorlayıcı bir pozisyonda. Hem retroya geçiyor hem Satürn'le birleşecek. Ee, 3 Aralık'ta pazar günü de İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Neptün'e açı yapan bir dolunay, dik açı yapan bir dolunay. Neptün ee, sizin 9. evinizde dolunay. 6. ve 12. evlerimizde biraz böyle hayallere kapılmanız gündemde özellikle seyahatler, yurt dışı bağlantılı her türlü konu ki bunların arasında ticari konular da olabilir, eğitimle ilgili konular da olabilir. İçinde bulunduğunuz koşullara dikkat edin. Hukuksal konularda biraz daha dikkatli hareket etmekte fayda var. Yay burcundaki Merkür ve Satürn kavuşumu özellikle iş ve işle bağlantılı, özellikle işte uluslararası ilişkiler olabilir, ticari konular olabilir, hukuksal işler olabilir. Buralarda yapacağınız seyahatler olabilir. Şu dönemde özellikle Dolunay öncesi 3 gün ve dolunay sonrası 3 gün biraz böyle karmaşık etkiler var. Ertelemeler olabilir, karışıklıklar olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var sevgili yengeçler. Tabii sağlığa da dikkat edin. Dolunay çünkü sağlık evinizi de etkiliyor. Alerjiler, bazı kronik sağlık sorunları, solunum yolları, astım gibi yine kronik sağlık sorunları bu dönemde nüksedebilir. Merkür-Satürn kavuşumu biraz kısıtlayıcı bir enerji veriyor çünkü burada zorlayıcı bir enerji veriyor. Kendinize dikkat edin. Çok fazla zorlamayın. da davranmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.